PKK'nın Cizre'de yaşatmak istediği kaos da kameralara yansıdı birebir. Teröristler kendilerine yardımcı olmayan vatandaşlara roketlerle saldırıyor efendim. Sokağa çıkma yasağıyla vatandaşlar bir nebze olsun nefes alırken güvenlik güçleri de teröristlere göz açtırmadı. İçişleri Bakanlığı ise Cizre'de ne oluyor sorusuna cevap olarak havadan kaydedilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Güvenlik güçleri Cizre'de gece gündüz demeden teröristlerle çatışıyor. Polis özel harekat timleri sözde özellik ilanı için ilçeye giden terörist grubun peşinde. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kuzey Irak'tan yaklaşık 200 kişilik terörist grup ağır silahlarla ilçe merkezine geldi. Vatandaşlar tehdit ve şantajla rehin alınıp evlere girildi. Grubun amacı ilçeye bayrak dikip gövde gösterisi yapmaktı. PKK'nın gençlik yapılanması YDGH'nin de desteğiyle ilçede hendekler kazıldı, siperler inşa edildi. PKK'lılar sivilleri canlı kalkan yaparak çatışmaya girecek ve sınırın hemen yanı başındaki ilçede özerklik ilan edecekti. Ancak planları tutmadı. Güvenlik güçleri daha PKK harekete geçemeden düğmeye bastı. Bölgede anında sokağa çıkma yasağı ilan edilip operasyonlar başladı. Bu operasyonlarda Cizre'de ele geçirilen mühimmat operasyonların ne kadar haklı ve doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Operasyonlarda 800 kilogram patlayıcı imha edilmiş, toplam 30 hendek ve barikat kaldırılmıştır. İçişleri Bakanı Selami Altınok operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Güvenlik güçlerimize yönelik 21 roket atar, 19 el yapımı bomba ve bir tuzaklı bomba kullanılmış, 6 adet zırhlı aracımız hasar görmüştür. 10 örgüt mensubu gözaltına alınmış, ikisi kimliği belirsiz olmak üzere 7 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Öte yandan ilgili birimlerimizin yaptığı analizler çerçevesinde terör örgütünün kaybının şu ana kadar 30-32 civarında olduğu değerlendirilmektedir. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede kameralara yansıyan görüntülerse PKK'nın ilçeye yönelik planlarını gözler önüne serdi. İlçede kargaşa çıkarmak isteyen teröristler sokak lambalarını devirdi. Hendek kazıp siperler ördü. Hatta bazı sokaklar kayalarla kapatıldı. Kayalar iş makineleriyle dökülürken insansız hava araçlarıyla havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı görüntülere göre hendekler de yine iş makineleriyle kazıldı. Polis engelleri tek tek imha etti. Teröristlerle çatışma anı da yine insansız hava araçlarıyla kaydedildi. Teröristler ilçe genelinde çöpleri bir araya getirip ateşe verdi. Amaç ilçe halkına korku salmaktı. Bu sebeple iş yerleri de tahrip edildi. Bazı evlerde roket saldırılarına maruz kaldı. İstediklerini yaptıramadıkları vatandaşların bulunduğu evler işte bu haldeydi. PKK her ne kadar Cizre'yi savaş alanına çevirmeye kalkışsa da güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Tespit edilen eli silahlı teröristler anında etkisiz hale getirilirken sokağa çıkma yasağına uymayan terör yandaşlarına ise biber gazıyla müdahale ediliyor. İlçede yaşananlara yönelik sosyal medyadan yayılan yalanların ise ardı arkası kesilmiyor. Cizre halkının aç ve susuz olduğu iddia edilmişti. Bakan Altınok o iddiaya cevap verdi. Gıda dağıtım yapılmakta, fırınlar açılmakta ve sağlık hizmetleri için gereken tüm tedbirler devreye sokulmaktadır. Bu fotoğrafta sosyal medyada aslı olmayan Cizre iddialarından biri. Dondurucuda tutulan bir çocuk cenazesinin yer aldığı fotoğrafın üzerine Cizre'de ölen küçük bir çocuk buzdolabında tutuluyor. Devlet defnedilmesine izin vermiyor. Cizre'de sivil halk katlediliyor notu düşüldü. Halbuki bu kare İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları esnasında çekilmişti. Öte yandan dün çatışmalar esnasında PKK'nın polise atmak istediği roket atar mermisinin evine isabet etmesi sonucu bir kişi yaralanmış. Yaralanan vatandaşı hastaneye ulaştırmaya çalışan otomobil de PKK'larca taranmıştı. Teröristlerce katledilen iki kişinin cenazesi morgdan alınarak defnedildi.